Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 41. günün ikinci dersine. Bugünün son dersindeyiz. Hatta dönüşümlerin de son dersindeyiz. Dönüşümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dönme döndürme dönüşümünde kaldık. Şimdi onun yerini bulalım bakalım. Evet, dönme döndürme dönüşümü. Kitabımızda sayfa numarası 233 olması lazım. Evet, 233 ve 234'ü işleyeceğiz sizinle birlikte. O zaman dönüşümden son ders için. Haydi bakalım, hazırsak başlayalım. Şimdi dönme döndürme. Arkadaşlar ilk önce tabii ki temel mantığını vereceğiz. İspat tekniğini vereceğiz. İspat tekniğini de iyi bir şekilde anlamanız lazım. Burada ispat tekniği şeklen çizilmiş ama ben şekil üzerinde belli ama ben şimdi buraya küçücük bir şekilde çizip orada ispatı kendi elimle yapsam daha sağlıklı olacak. O yüzden ben kendim şu şekilde ispatı yapacağım sana. Şimdi bir tane nokta var elimde. Şöyle bir nokta. A virgül B noktası olsun bu. A virgül B noktasını da orijin etrafında döndüreceğim. Orijin etrafında döndürmek demek ne demek? Hocam orijine bağlıyoruz bunu. Orijine bağlayıp 90 derece döndüreceğiz şimdi. Dur. Şöyle. Bağladık orijine böyle. 90 derece dönelim. Hop. 90 derece döndürdüm. Buraya geldim. Tamam. Şimdi ne oldu? Bu dönüş yaparken şöyle bir dairesel bir dönüş yapıyor değil mi? Hatta böyle tam döndürsem şöyle 360 derece. Şu şekilde 360 derece bir dönüş olacak. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Çünkü hep söylüyoruz, kalem döndürdüğümde yine aynı kalem oluyordu ve bir nokta etrafında dönüyordu değil mi? Evet, burada da aynı espri var zaten. Şurası 90 derece. Şimdi ben A virgül B'yi kullanmak zorundayım ve buradaki noktayı bulmak zorundayım. Hocam şöyle dik çizecek olursam. Hocam şuradaki uzunluk A'dır. Şöyle gösteriyorum. Şurası da nedir? B'dir. Yeni noktanın koordinatları isteniyor benden. Hop, şuradaki noktayı bulmak için buradaki uzaklıkları bulmak zorundayım. Şu ve şu uzaklığı bulmak zorundayım. Nasıl yapacağız? 90'lar havada uçuyor ve şunlar da birbirine eşit değil miydi? Evet. Dal alfa beta'ya. Hocam alfa, beta, alfa, beta'ya dalınca şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Madem eş üçgen bunlar, burada beta'nın karşısına bakıyorum, B. Burada da beta'nın karşısı B'dir. Bak, şuraya kadar kısım B. Alfa'nın karşısına bakıyorum burada, A. Burada da alfa'nın karşısı A olmak zorunda. O zaman dikkat et şimdi. Hocam B birim sağda, A birim aşağıda. Yani B virgül eksi A noktası yapar mı burası? Yapar. A virgül B'yi döndürdüğüm zaman 90 derece noktalar yer değiştirdi ve de işaretinde bir değişiklik oldu. Gördün mü? B virgül A eksi A oldu. O zaman ben bunu bir daha 90 derece döndürsem ne olacak? Noktalar yine yer değiştirecek. Hangi bölgeye gittiyse onun işaretini alacak. Mesela bu noktaları A virgül B olacak. Üçüncü bölgeye düştü. Üçüncü bölgenin işaretini. Bir daha 90 derece döndürürsem B virgül A olacak. Hocam bu bölgeye düştü. Eksi A artı olur. İkinci bölgede de işaretleri bu oldu. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? 90 derece döndürmelerde. Bak 180 değil. 180 derece döndürmeden ne oluyor? İki tane 90 oluyor. Bir 90 burada, bir 90 burada. B virgül A iken A virgül B oluyor. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini alıyor. Biz 90'dan bahsedelim sadece. 90 ve 270 derece döndürmede daha doğrusu. Noktaları yer değiştiriyorsun. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyuyorsun. Bu kadar basit. Bak ispat da burada. Ben sana burada hali hazırda böyle göremezsin diye kendim de ispatı sana yapmak istedim. İspat tekniğini bil. Çünkü biz orijin etrafında döndüğü zaman ne olduğunu söylüyoruz. Adam başka bir nokta etrafında döndürüyor, o zaman ispat tekniğini bilmek zorundasın. Ha, orada da kısa bir yolu söyleyeceğiz tabii. O ayrı bir konu ama yani daha farklı bir yolu olacak tabii ki. Öteleme dönüşümünü kullanarak yapacağız onu da. Yeri geldiğinde ondan bahsedeceğiz. Şimdi bir daha söylüyorum. Bak altta da yazmışım. 90 derece ya da 270 derece döndürdüğünde. Ama saat yönü mü, saat yönü ters mi? Ona dikkat et. Bu döndürmelerde noktaları yer değiştiriyorsun. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti. Burada da not yazmışım. Orijin etrafında 180 derece döndürdüğünde. Bak şimdi. Orijin etrafında 180 derece döndürelim seninle birlikte. Şöyle şöyle. A virgül B var burada. A virgül B var. Sen bir 90 derece döndürürsen B virgül A oluyor. Bir 90 derece daha döndürürsen A virgül B olacak yine. Ama hangi bölgeye düştü? Bu bölgeye düştü. Eksi eksi mi oldu o zaman burası? Evet. Ne oldu? Hocam A virgül B iken eksi A virgül eksi B oldu. Yani 180 derece döndürme de orijine göre simetriymiş. 90'ı bilince bu 180'i de bilirsin gerçi ama 180 de bu şekilde oluyor dostlar. Hadi gel bunun antrenmanını yapalım seninle birlikte. Aşağıda verilen noktaları döndürünüz diyor. Döndürelim bak. Arkadaş 1'e 2 noktası. Hemen 1'e 2 noktasını belirle. Saat yönünde, saat yönü bu yön. 90 derece döndürdüğünde bak buraya düşüyor. Düştüğü yere de yıldız koyuyorum. Hocam 1'e 2 idi. İşaretleri yokmuş gibi ters. İşaretleri yokmuş gibi noktaları yer değiştir. Bak işaretleri yokmuş gibi değiştir. Yoksa işaretleri varmış gibi değiştirdiğin zaman sıkıntı yaşar. İşaretleri yokmuş gibi yer değiştir. Sonra ne yapacaksın? Hangi bölgeye düştüyse hocam bu kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgenin işaretini koy. 2'ye eksi 1 olur. Anladın olayı? Evet. Şimdi eksi 2'ye 3. Eksi 2'ye 3 nerede? Burada. Saatin tersi yönünde. Bu yönde 90 derece döndürdüğünde buraya düşüyor. İşaret yokmuş gibi 3'e 2'yi yaz buraya. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti. Bitti.
eksi 3 eksi 2. Bu kadar basit. Öbürüne gelelim şimdi. Eksi 4 eksi 5. Nerede? Hocam burada pozitif yönde. Pozitif yön saat yönünün tersidir. Yani şu yönde dönecek. Bu yönde 270 derece. Hocam bir 90 gelse buraya. Bir 90 daha gelse buraya. Bir 90 daha gelse buraya. Yani 270 derece döndürdüğün zaman buraya düşecek. Ya da hocam biz pozitif yönde 270 derece döndüreceğimize negatif yönde 90 derece döndürüp buraya da gelebiliriz diyebilirsin. Doğru. Haklısın. O şekilde de yapabilirsin. Neyse buraya düştü. İlk baştaki noktamız işareti yokmuş gibi ters çevir işaretleri. Sonra hangi bölgeye düştüyse bu ikinci bölgede işareti eksiye artı, yani eksi 5'e artı 4 olacak kardeş. Olay bu. Anlaşıldı. 5'e eksi 1. Hemen geldik 5'e eksi 1. Burada hocam negatif yönde, yani saat yönünde, saat yönünde 270 derece döndürdüğünde buraya düşüyor. Ya da şu yönde hocam tersi yönde, pozitif yönde 90 derece döndürürsek buraya düşüyor. Evet bu yönde böyle geldik. Buraya düştü. Yıldız koydum. O zaman noktamız neydi arkadaşım? 5'e eksi 1'di. İşareti yokmuş gibi yer değiştir. 1'e 5. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyoruz. Birinci bölgede işaretleri artıya artı yapar. Evet. Eksi 3'e 4'ü saat yönünde. Bunu çizmeme gerek yok ama olsun. Eksi 3'e 4 nerede? Burada hocam. Saat yönünde 180 derece. Bir 90 döndürsen, bir 90 döndürsen buraya geldi. İster saat yönünde, ister saat yönü tersinde. Bu arada yanlış söyledim. Eksi 3'e 4 burada. Saat yönünde 90, 180 buraya gelsem de, saat yönü tersinde de buraya gelsem yine aynı şey oluyor. Fark etmiyor. 180'de bu şekilde yapmak zorunda değildik. 180'de ne yapıyorduk? Direkt orijine göre simetriğini alıyorduk. Yani eksi 3'e 4'ün orijine göre simetriği ne oluyor? 3'e eksi 4 oluyor dostlar. Tamam. 90 derece döndürmede noktaları yer değiştir. Hangi bölgeye düştü? İşaretini koy. 180 derece döndürmede de ne oluyor? Orijine göre simetri oluyor. Ben yine de şunu kontrol edeyim ya. Genelde yanlış yapıyorum. 2'ye eksi 1, eksi 3'e eksi 2, eksi 5'e 4, 1'e 5 ve 3'e eksi 4. Evet. Geçen sene ilk kaplarda hep illa bir tanesi yanlış oluyordu. Bak bu sefer doğru yap. Neyse. Evet. Olayı anladık arkadaşım. Şimdi geldik şu soruya. Evet. İlk başta nokta döndürmesinin mantığını verdik. Şimdi şekil döndürmeleriyle devam edelim. Nokta döndürmesine yine geri dönüş yaparız. Dik koordinat düzleminde abo eşkenar üçgeni verilmiş. Eşkenar üçgense ne yapıyoruz kardeş? Şu eşitlikleri yazıyoruz ve açıları da yazıyoruz. 60, 60, 60. A noktasını y eksenine göre simetriğinden bahsediyor. Y eksenine göre simetriğini aldığım A üssüymüş. Hemen A üssünü gösterdim. Sonra B noktasının da x eksenine göre simetriği diyor bize. B noktasında x eksenine göre simetriğini aldım. Yani şurası yaptı ve burası da B üssüymüş. Ne diyor bize? Buna göre diyor A üssü noktası orijin etrafında saat yönünde kaç derece döndürülürse B üssü noktasıyla çakışır. Arkadaş hop şöyle döndüreceğim şuraya. Yani şurada kaç isteniyor? Şurada kaç? Orijin etrafında döndürüyor mu? Şöyle. Yani şurada kaç isteniyor? Yayın ölçüsünü bulmakla açının ölçüsünü bulmak zaten aynı. Ki zaten sanırım orijin etrafında döndüreceğiz. Şunu da şöyle göstereyim ben. Şunu da şöyle göstereyim. Hocam burası dik olacak değil mi? E burada ne var? Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelir? İkizkenar. Şöyle yap. Şu ikizkenar oldu. Hocam burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Burada da aklımıza ikizkenar geldi. Hop şöyle. Şimdi dönüş açısı, evet buradan dönüş açısı bu. Yani şurada kaç isteniyor bizden? Hocam ikizkenar ama şu açılar da birbirine eşit. Bu açılar da. Çünkü çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır. E ben neyi biliyorum? Hocam şurada kaçın 90 derece olduğunu biliyorum. Ben şuraya alfa alfa, buraya da beta beta diyecek olursam şuraya bakar mıyız şimdi? Alfa 60 ve beta'nın toplamı. Alfa artı beta artı 60 eşittir 180. Olur mu ya? 90 derece olacak orası. Alfa artı beta'yı kaç buluruz? 30 buluruz. E bizden ne isteniyor hocam? Burada kaç isteniyor? O da 2 tane alfa artı 2 tane beta artı 60 derece. Alfa artı beta 30 dereceydi. O zaman burası 60 yaptı. Toplamda burası 120 derece yaptı. Evet. Dönüş ile ilgili böyle şekilsel bir soru. Eski bilgiler de işin içine girdi. İkizkenar üçgene katma. Tahmin et ne sorusu? Evet. Sınavda çıkmış soru. Görüyorsunuz sınavda çıkmış sorularda genelde ne oluyor? Eski bilgileri de işin içine katıyor. Evet. Geldik 29'a. Dik koordinat düzleminde. Merkezi O noktasında olan. Merkezi O noktasındaysa eğer. Arkadaş. Merkezi O noktasındaysa simetri eksenlerinin kesim noktası O'dadır. Ya zaten düzgün altıgende ne oluyordu? Alt tane eşken üçgen oluyordu. Hemen alt tane eşken üçgeni şöyle bir yazalım istersen. Şuraları kaçar derece yapıyor? 60'ar derece yapıyor. Hemen bunları yazalım. 60, 60, 60, 60, 60, 60'ları yazdık. Sonra ne diyor bize? Altıgen merkezi etrafında. Yani O merkezi etrafında. Saat yönün tersinde yani bu yönde. 240 derece döndürdükten sonra Y eksenine göre simetri alınıyor. Buna göre ilk durumda B noktasının bulunduğu köşeye son durumda hangi nokta gelir? Bak tek tek yapabiliriz bunu. Bütün noktaların nereye geldiğini söyleyebilirim. Mesela D noktasını hocam 1.60, 2.60, 3.60, 4.60 döndürdüğümde buraya geldi. D burası oldu. Y'ye göre simetriğini aldığımda buraya geldi. Bak D'yi bulurum. Sonra E'ye bakayım. E buraya geliyor. Simetriğini aldığımda bak E Y'ye göre yine buraya geliyor. Sonra buradaki şeye bakalım. F noktası. Döndür. F buraya geliyor. Y eksenine göre simetriğini aldığımda buraya geliyor deyip bu şekilde yapabiliriz. Bütün noktaları tek tek o dediği şeyi yapabiliriz. Ama kardeşim bizden en son B isteniyor. B'ye gelene bakacağım. O zaman geriye dönüş yapayım. İlk ne demişti bize? Hocam ilk saat yönünde 240 derece döndür. Tamam. Sonra ne demişti? Y eksenine göre simetriğini al. O zaman tersten gideyim. Ben şimdi ilk saat yönünde döndürüp ondan sonra Y'ye göre simetriğini aldığımda bu noktayı buluyorsam tersten gideyim o zaman. B'ye gelen noktayı bulmaya çalışayım. B noktası buradaydı ya. Şimdi
Şimdi B noktası buradaydı. Son durum ne? Hocam Y'ye göre simetriğini aldık en son. O zaman Y'ye göre simetriğini alalım. Y'ye göre simetriğini alınca zaten altıgenden dolayı şurası 90 derece oluyor. Dik olduğu için şunlar da eşit ya zaten 120 30 30'dan dolayı. İkizkenardan dolayı. Evet, B noktası buraya geldi. Şimdi saat yönünde, saat yönü tersinde döndürdüğünde diyordu bize. Ters hareket ediyoruz. O zaman saat yönünde 1 2 3 4. Aa, nereye denk geldi arkadaşlar? 1 2 3 4. Yine B noktası buraya denk geldi. Yani B noktası oldu arkadaşlar. Zıttında işlem yaptığımız zaman yine en son bak bize diyordu ki önce 240 derece döndür sonra Y'ye göre simetriğini al. Tam tersi. Y'ye göre simetriğini alıp tersinde 240 derece döndürdüğümde B noktasının yerine geliyor. İstersen yapalım o hamleyi. Düzünden yapalım. Saat yönünde 240 derece döndür. Saat yönünde 240 derece döndürdüğünde hocam bu yönünü döndüreceğim. 1 2 3 4 buraya geldi. Y'ye göre simetriğini aldığında bak buraya geldi. B noktasının yeni yeri B noktası oldu. Dolayısıyla cevap ne yaptı? B yaptı. Ama dediğim gibi düzünden yapmak istiyorsan bütün noktalara düzünden yapıp ondan sonra hangi nokta nereye geldi tek tek bulabilirsin. Ben şunu bir daha söyleyeyim. Bak mesela F noktasına bak. Hocam 1, 2, 3, 4, 240 derece döndürdüm buraya geldi. Y'ye göre simetriğini aldığım için de yine buraya denk geldi. A'ya bak. A'ya baktığında 1, 2, 3, 4 buraya döndürdüm. Y'ye göre simetriğini aldığımda A'nın 7 yeri bak burası oluyor. Sonra C'ye bak. Hocam 1, 2, 3, 4 buraya döndürdüm. Y'ye göre simetriğini aldığımda Y eksen üzerinde olduğunda yine aynı nokta. D'ye bak. 1, 2, 3, 4 Y'ye göre simetriğini aldığında buraya geliyor. D'nin de en son yeri burası oluyor. Bu şekilde de yapabilirsin ama tersinde de gidebilirsin. İstediğin şekilde yap. Tersinden gittiğinde şunu şöyle bir hata yapabilirsin. Hocam Y'ye göre simetriğini aldım. Bir de şu şekilde 240 derece döndürürsün belki. Tersinden git derken tamam Y'ye göre simetriğinin tersi de yine Y'ye göre simetridir. Çünkü Y'ye göre simetriğini aldığın zaman buradan şuraya geliyorsun. Tersi de buraya gitmektir. Yine Y'ye göre simetriğini al. Ama şu döndürme saat yönünün tersi de pozitif yönde döndürmenin tersi şu şekilde olacaktır. Saat yönünde 240 derece döndürmek anlamına geliyor dostum. Tamam. Her şeyi açıklayayım da kafada soru işareti kalmasın. Anlamadım falan filan deme. Geldi örnek 30'a. Ya diyebilirsin tabii ki anlamadım. Yorumlarda da yazabilirsin anlamadığın yerleri. Genelde ben gördüğüm zaman cevaplamaya çalışıyorum. Ama yoğunluktan cevaplayamıyoruz. Bazı arkadaşlar da cevaplıyor sizin yorumları. Evet. O da önemli. Cevaplayanlardan da Allah razı olsun. Çünkü soruyu anlatmak da sorunun iyice kafana kazınmasını sağlıyor. O yüzden boşa da gitmiyor yani onlar. Geldik şu soruya. Dik koordinat düzleminde şu noktalar verilmiş. 2'ye 2. Yani 2, 2. Şurası eksi 2. Burası da eksi 2. Noktası verilmiş. Tamam. A noktası 2'ye 2. B noktası eksi 2'ye 2. C noktası eksi 2'ye eksi 2. D noktası da 2'ye 2. Yani şurada bir kare verilmiş ya. Tam karenin merkezi de burası. Çünkü simetri eksenleri değil bunlar. Simetri eksenlerin kesim noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. Şimdi o zaman köşegenlerin kesim noktasıysa çizeyim. Köşegenleri belki lazım olur. Karede genelde köşegenler lazım oluyor. Çizdim şöyle. Bunların da kaçar derece olduğunu biliyoruz. 45'er derece olduğunu biliyoruz. 45'leri şöyle bir yazalım. Evet yazdık. Sonra ne yapacağız? Hatta burası da 45, burası da 45 yapıyor da neyse. Şimdi diyor ki bu kare sırasıyla orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndürme. X eksenine göre yansıma. Orijin etrafında saat yönünde 45 derece dönüşümler uygulanıyor. Son durumda bu karenin koordinatlarında değişmeyen köşe noktaları aşağıdakilerden hangisi olur? O zaman bütün noktalar aynı hamleyi yapacağım. Şimdi orijin etrafında saat yönünün tersine 45 derece döndür. Arkadaş sen bu A'yı 45 derece döndüreceksin. Orijin etrafı. 45 derece döndürmek demek ne demek? Dikkat dikkat. Bunu döndüreceksin. Hatta şöyle göstereyim. Arkadaş şunu döndüreceksin. A'yı orijine bağla. 45 derece döndür. Hop buraya mı geliyor? Evet. A bak buraya geldi. Sonra B'yi döndür. Hocam B buradaydı. 45 derece dönünce buraya mı geliyor? Evet. B de buraya geliyor. Şöyle göstereyim onu da. B de buraya geliyor. C'nin nereye geldiğini anladın. C de buraya geliyor. D de nereye geliyor? Buraya geliyor. Yani 45 derece döndürmüş halindeki karemiz bu şekilde oldu mu arkadaşım? Oldu. Hatta burası ne? Uzunlukları da belli mi? Belli. Tamam. Ama şeyi değişmeyen yeri isteniyor bizden. A, B, C ve D noktaları yeni yerler burası oldu. Sonra X eksenine göre yansımasını alıyorum. X ekseni bu. Hocam B ve D'nin köşeleri değişmez. X eksenine göre yansımasını aldığım zaman. O zaman A nereye geliyor? Buraya geliyor. C de yukarı mı geliyor? Evet. O zaman burası C oldu. Burası A oldu. Orijin etrafında saat yönünde de 45 derece döndür. Saat yönünde. Saat yönü demek bu şekilde. 45 derece döndürdüğünde. O zaman bizim şuradaki yeni noktamız nereye geliyor? 45 derece döndürdüğünde buraya geliyor. Burası C oluyor. Hocam bu hop döndürdüğümde. Burası da B oluyor. Değişmedi bak. Hocam bunu bu şekilde döndürdüğümde. Burası A oluyor. Değişti. Bunu da bu şekilde döndürdüğümde. D'yi de bu şekilde döndürdüğümde. Dur bir dakika. Yok. D köşesi buradaydı. D'yi de bu şekilde döndürdüğümde D de buraya mı geliyor? Evet. Buraya da D geliyor. Değişmeyen köşeler hangileri oldu arkadaşım? Ay burası olur mu? Değişmeyen köşeler hangileri oldu? D ve B oldu. Bizden değişmeyen köşeler isteniliyor zaten. Cevap B ve D oldu. Bu da güzel bir soru. Bu da ÖSYM tarafından sorulmuş. Bak iyi ki de köşegenler çizmişiz. Karede genelde ince ayrıntı köşegenler oluyor. Evet örnek 30. Bu şekilde bulduk. Geldik 31'e. Şimdi arkadaş. Oo, bu son sayfa. Zaten iki sayfamız. X, Y dik koordinat düzlemi. Orijin etrafında çekildik.
çekecek gibi. Oo, 30 derece döndürülmüş. Bu sefer ben neyi döndürmüşüm? X, Y dik koordinat sistemini bu şekilde döndürmüşüm. Yeni X eksenim bu. Yeni Y eksenim bu. Bu sefer dik koordinat sistemini döndürmüşüz şöyle. Buna göre diyor. Normalde şuradaki nokta eksi 1'e köküçgen diyor. Yeni dik koordinat sisteminde burası X oluyor ya. Bak burası hocam X üssü diyelim. Burası da Y üssü. Yeni dik koordinat sisteminde bu noktanın yeri nedir diye soruluyor. Biz noktanın yerini bulmak istiyorsak eksenleri olan uzaklıklarını bulmayacağız mı? Bulacağız. Yani bizden ne isteniyor? Hocam şu X eksenine dik çizdiğimde buradaki noktanın apsisi isteniyor ve Y eksenine dik çizdiğimde buradaki noktanın ordinatı isteniyor bizden. Tamam, şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Arkadaş 30'u da kullanalım. 30 derece döndü ya. Hocam burası 60 derece yapar. Şu şekli büyütüyorum biraz. Sonra burası kaç derece yapar? Burası da 90 derece yapacağından burası da 30 derece yaptı. Hatta burası da 60 derece yaptı mı yaptı. Hocam şurası 1 birim. Burası da 30. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 2 yapar. Hadi bakalım. Devam et bakalım. Devam edelim. 30 saat ters açıdan burası da 30. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi ben neyi biliyorum? Buranın 30'un karşısı 1 ise burası da kök 3 olduğunu biliyorum. Ve dikkat, şu uzunluk kök 3. 3 kök 3 değil mi? Evet. Bu uzunlukta 3 kök 3 olacak. Buraya 2 kök 3 kaldı. Görünüyor değil mi? Evet. Burada da 30, 60, 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3 yapar. Burası da 3 yapar. Çok güzel. Arkadaş şurası kök 3'ken alt tarafta kök 3 yaptı mı? Yaptı. Şimdi yeni noktanın koordinatlarına bak. Kök 3 birim sağda. Kaç birim? 5 birim yukarıda. O zaman kök 3 birim sağda, 5 birim yukarıdaysa yeni noktamızın koordinatları kök 3'e 5 yapar dostlar. Evet, güzel bir soru. Şu şekilde görünüyordu değil mi? Evet, görünüyordur inşallah. Bazen şöyle yapıyorum. İşlem yapıyorum yapıyorum. İşlemler gözükmüyor burada ama şöyle gözükmediyse de anlaşılmıştır herhalde. Şurada açıları yerleştirdim sadece. Açıları yerleştirdikten sonra şu uzunluk bak 3 kök 3'tü. Şurası da 3 kök 3 olduğundan 2 kök 3 kaldı. 3. Burası da kök 3. Buradaki uzunluk buradaki eşit oldu. Sonra bir baktım ki kök 3 birim sağda, yeni koordinat sisteminde kök 3 birim sağda ve 5 birim yukarıda olduğundan artı 3'e artı 5 yaptı. Kök 3 sağda, bir de 5 yukarıda oldu. Dikkat, o yüzden artık. Geldik bir sonraki soruya. Aynı sorunun lacivertini şeyde yapmıştık. Öteleme dönüşümünde yapmıştık. Ama bu sefer dik koordinat düzleminde verilen şeklin orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürüyor. Hocam 270 derece nasıl döndüreceğim ben? Noktaları döndüreceğiz. Hemen saat yönünde. Saat yönünde 270. Arkadaş, saat yönünde 270 derece döndürmek demek saat yönünün tersinde 90 derece döndürmek demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Saat yönü tersinde 90 derece döndüreceğim. Şimdi, yani pozitif yönde diyelim şöyle. Pozitif yönde 90 derece döndüreceğim. Arkadaş, A noktasını belirleyelim. Ya pozitif yönde 90 derece döndürünce bu buraya gelecek belli. O zaman ben işlemi burada yapayım. Hemen noktaları belirleyelim. Arkadaş, A noktası ne? Hocam A noktası 1, 2, 3, 4, 5'e 1. Şimdi A noktası 5'e 1 ya. Sen bunu 90 derece döndür pozitif yönde. Hocam 1'e 5 yapar. Hangi bölgeye düşüyor? Hocam 3. bölgeye düşüyor. Burası bu arada eksi 5'e 1'di. Önemli değil zaten. Eksi 5'e 1. İşaretsiz bir şekilde noktaları yer değiştiriyorduk. Eksi 1'e 5. Sonra hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyor. Eksi 1'e 5 oluyor A noktasının yeni yeri. B noktasına bakalım. B noktası kaça kaç? Hocam eksi 3'e 1 noktası. 90 derece döndürdüğümde yine 3. bölgeye düşüyor. Hocam 1'e 3 yapacak. 3. bölgeye düştüğü için eksi 1'e eksi 3 diyeceğiz. C'ye bakıyorum. C noktası da eksi 3'e 3 noktası. Noktaları yer değiştirdiğimde 3'e 3 yapıyor. Hocam hangi bölgeye? 3. bölgeye düşüyor. O zaman işaretleri eksi eksi oluyor tabii ki. Çünkü bu bölgede ya, bu 3. bölgede. Yani 2. bölgedeki her şeyi 90 derece döndürdüğümde 3. bölgeye düşüyor. Sonra D'ye bakacağım. D noktası 1'e 3. Yer değiştir. 3'e 1 oluyor. İşaretleri eksi eksi. E noktasına bak şimdi. E noktası eksi 3'e 4. Yer değiştir. 4'e 3. İşaretleri eksi eksi olacak. F noktasına bak şimdi. F noktası da neydi? Eksi 5'e 3. Yer değiştiriyor. 3'e 5. Hangi 3. bölgeye düştüğü için işaretleri eksi eksi olacak. Tek tek sırasıyla eksi 1'e eksi 5'i bul. Hocam eksi 1'e eksi 5 burası mı? Şurası. Değil mi? 5 birim aşağısı orası. A diye yaz. B noktası eksi 1'e eksi 3. Hocam B burası. Çünkü A, B, C, D sırasında gideceğiz. Bak A, B, C, D, E, F sırasında gideceğiz. Sonra şunu hallettik. Eksi 3'e eksi 3'ü bul. Eksi 3'e eksi 3 burası. Burası C noktası. Bunu hallettik. Eksi 3'e eksi 1'i bul. Eksi 3'e eksi 1 burası. Bunu hallettik. D noktası burası. Sonra öbürü ne? Eksi 3'e eksi 5. Eksi 3'e eksi 5. Hocam eksi 3'e eksi 5'i bulacağım. Bir yerde hata mı yaptık biz? Bir saniye bir daha bakayım. Eksi 1'e 5 burada. Eksi 1'e eksi 3. Eksi 1'e eksi 3 şurada. Doğru. Sonra eksi 3'e eksi 3. Hocam 3 birim. 3 birim şurada. Eksi 3'e eksi 1. Eksi 3'e eksi 1 burada. Şu doğru muydu ya? Eksi 3 eksi 1. Doğru. Çünkü burası. Neyse. Eksi 4'e eksi 3. 4'e 3'ü halletmedik değil mi ya? Şunu yazmamışım. Kafam karıştı ya. Allah Allah. Eksi 4'e eksi 3'ü bulalım. Eksi 4'e eksi 3 nerede? Eksi 4'e eksi 3 şurada arkadaşım. Değil mi? Evet. Eksi 4'e eksi 3 burada. Bu da E noktası. Sonra öbürü ne? Eksi 3'e eksi 5. Bir tanesini atlayınca bak kafa karıştı. Eksi 3'e eksi 5 nerede? Eksi 3'e eksi 5 de burada. Bak bu da F noktası. Burada
kafan karışmaması için A, B, bak D'ye gidiyordum. Bak kafan karışmasın. A, B, C, D, E, F. İşte bu şekilde oldum dostlar. Oldum. Ya hocam bunun değişik bir yolu var mı? Evet var. Nasıl var? Şu şekilde yapabilirsin. Önünde defter kitap var ya. Bak kitap var ya. Şu şekilde kitap var ya. Bir bana bak. Şöyle bir bana bak. Arkadaş şu kitap böyle ya. 90 derece döndür diyor. Hangi yöneyse işte saat pozitif yönde. Döndür. O şekle bak. Bulduğumuz şekilde aynı çıkıyor. Ondan sonra o şekli şıklarda da arayabilirsin. Ama nokta nokta şeklinde istiyorsa o zaman şu şekilde. Yani D noktası tam olarak buraya gelecek. Bazen daha değişik de çizilebilir. D noktasını mesela burada çizebilirler. Ya da bir birim solunda bir birim sağında çizebilirler. Ama en garanti çözüm yöntemi de bu. Ama bazen noktalar da fazla olunca da kafamızda karışıyor yani. Ama bir burada şunu böyle tik atmışım. Şuradakinden dolayı 4x4'e x3'ü göstermediğim için kafam karıştı bu arada. Neyse tüm noktaları tek tek gösterince bir de sıralı bir şekilde şöyle dörtgeni oluşturunca olay bitiyor. Ama dediğim gibi şöyle 90 derece döndür. O şekil zaten bak burun buraya bakıyor. 90 derece döndürünce o burun yukarı bakıyor. O sivri burun yukarı bakıyor. Mantığında da oluşturabilirsin. Aklında da bulunsun. Sadece döndürme varsa bu şekilde de yapabilirsin. Tamam. Olay bu. Geldik 30'ya. Dik koordinat düzleminde PA virgül B noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyormuş. Bak. Sınavda çıkan soruda. Şimdi biz noktayı döndürmeyi öğrendik. Mantığını öğrendik. Ne yapıyorduk? Noktayı döndür. Hangi bölgeye düşüyorsa onu işaretle. Ama A virgül B'nin hangi bölgede olduğunu bilmiyoruz. Bunu da yorumla yapacağız. Bak şimdi. A virgül B'yi biz 90 derece döndürelim. Normalde A virgül B'yi biz birinci bölgede kabul edelim. 90 derece döndürdüğümüzde bu bölgeye düşüyor. Bu bölgeye düştüğünde ne oluyor? Noktalar yer değiştiriyor. B virgül A hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacağız. Yani B virgül eksi A mı oluyor burası? Evet. Aynen öyle. Şimdi saat yönünde mi diyordu? Evet. Saat yönünde diyordu. Saat yönünde dediği için B virgül eksi A oldu. Ama hocam birinci bölgede olmazsa ne olacak? Bak şimdi. Genel formül aslında bu. Sen saat yönünde döndürdüğünde ben işte formülü de vermek istemedim sana. Saat yönünde döndürdüğünde formül bu oluyor ya. Saat yönün tersinde döndürdüğünde de formül şu oluyor. Eksi B virgül A oluyor mesela. O yüzden kafan karışmasın diye ilk başta ben sana ne dedim? Hangi bölgedeyse noktayı böyle döndür. B virgülü A yap. Hangi bölgeye düştüyse de onun işaretini koy. Hocam mesela biz burada formülü bu şekilde yaptık ya. Bak şimdi. Mesela düşün. Eksi 2'ye 3 noktasını düşün. O zaman ne oluyormuş? Bak A'sı işaret değiştirip buraya geliyormuş. B'si de şuraya aynı olarak geliyormuş. Yani B'si oraya aynı gelsin. A'sı da işaret değiştirsin. Bak 3'e 2 oluyor formüle göre. Normalde sen eksi 2'ye 3 noktası burası. Saat yönünde döndürdüğünde bak 2'ye 3 noktası oldu mu? Oldu. Bak genel formülde tutuyor. İlk başta kafan karışmasın diye bu şekilde yaptım. Ama genel formülde bulurken yine aynı mantıkta yapıyoruz zaten. Bundan sonrasında da kafanın karışacağı bir noktada bırakmadım aslında. Ne yaptım? Birinci bölgedeymiş gibi düşünüp formülü buldum sadece. Saat yönünde döndürmenin formülü bu. Yani B virgül eksi A oluyormuş. Tamam. A virgül B'yken B virgül eksi A dördüncü bölgeye düştüğü için işaretleri de artı eksi oldu. Tamam. Buna da ne yapıyormuşuz? 2 birim. Bak x ekseni boyunca 2 birim ekleyeceğim. Sağa doğru pozitif yönde. Yani sağ demek ya pozitif demek sağa doğru. Y ekseni de pozitif demek yukarı doğru demek. Bu y ekseni boyunca da 4 birim yukarı doğru diyor. Yani apsine 2 ekleyeceğim. Ordinatına da kaç ekleyeceğim? 4 ekleyeceğim. O zaman ne oluyor noktamız? Hocam B artı 2'ye eksi A artı 4 yapıyor. İşte öteleme yapıldığında da yine bu nokta neymiş? A virgül B'ye eşitmiş. O zaman arkadaş bu noktalar aynı nokta. Apsisleri aynı. Ordinatları yine aynı olmak zorunda. O zaman ne yapalım burada? Gel işlemimizi yapalım. Hocam buradan B artı 2 eşittir A diyeceğiz. O zaman buradan ne geliyor? B'yi öbür tarafa atınca 2 eşittir A eksi B yapıyor. A eksi B eşittir 2'yi yazdık. Sonra öbürüne bakalım. Şunlar da birbirine eşit olacak. Eksi A artı 4 eşittir B olacak ya. Buraya attım bunu. A artı B eşittir 4 olacak. A artı B de eşittir 4. Taraf tarafa toplarsam hocam 2A eşittir alttan A'yı buradan 3 bulurum. A yerine 3 yazdığımda bir tane denklemde A artı B 4 diye A yerine 3 yazarsam B de kaç geliyor? 1 geliyor. Yani B'yi de buradan böylelikle 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor. Yani 3 çarpı 1 isteniyor. Cevap da böylelikle 3 yapar dostlar. 33. soru böylelikle 3 oldu. Bak ÖSYM'e bu soruyu da sordu. Dikkat. Demek A virgül B'de ya şeyi öğrendik. Her şeyi öğrendik kardeşim. Yapabilirsin. 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 Geldik şu soruya. Başlangıç noktası O olan dik koordinat düzleminde A 16'ya 12'dir. Koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni OA doğru partisi olan bir dikdörtgen çiziliyor. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Analitik düzlemi çizeceğiz. Çünkü okurken anlamadım. Analitik düzlemi çizelim. Başlangıç noktası O olan. Hemen şöyle başlangıç noktası O olan. Şöyle analitik düzlemi çizelim. Doğru. Çizdik. Sonra dik koordinat düzlemi A 16'ya 12'yi bul bakayım. Hocam 16'ya 12 de şuradaki nokta. 16'ya 12'yi çizdik. Koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni OA doğru partisi olan bir dikdörtgen çiziliyor. Evet. Köşegeni bu olan ve ne diyor soru? Bir daha okuyalım. Okuduğumu anlamadım. Bir daha. Koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni bu olan. Tamam. Olay bitti.
Öncelikle köşegeni olan ve iki kenarı da şöyle eksenler üzerinde olan dikdörtgeni çizdik kardeşim. Şu dikdörtgen yaptı mı? Yaptı. Tamam. Hadi bakalım devamını getirelim. Bu en zor kısmını hallettik. Bu dikdörtgen O köşesi etrafında saat yönünün tersinde bir miktar döndürüldüğünde dikdörtgenin bir kenarı köşegeni ile çakışıyor. Ben şimdi bu dikdörtgeni döndüreceğim ve hangi yönde döndüreceğim? Pozitif yönde mi döndüreceğim diyordu. Evet, saat yönünün tersinde şu yönde döndüreceğim ve dikdörtgenin bir kenarı da şeyle çakışacak. Mesela şu kenarı döndüreyim kardeşim. Bak şimdi şu kenarı döndürdüğünde hop döndürdüm. Tam köşegenle çakıştı. Dikdörtgenimiz o zaman bizim şu şekilde mi olacak dostlar? Evet. Şöyle bir şey olacak. Dikdörtgenimiz bu mu oldu şimdi? Aynen öyle. O zaman şurayı da düzenleyeyim. Öyle. Şuraya getirdim. Dikdörtgenimiz bu oldu. Buna göre bu iki dikdörtgenin ara kesit bölgesinin alanı. Vay. Ara kesit bölgesinin alanı neresi yaptı? Tam olarak şurası yaptı dostlar. Evet. Bu bölgenin alanı isteniliyor bizden. Ne yapacağız şimdi? Arkadaş. Burası 16 mı? 16. Burası 12 mi? 12. 12-16 ne üçgeni var burada? Hocam 12-16 20 üçgeni. Burası 20 yaptı. Ve dikdörtgen. Döndürdük. Kalem. Döndürdüğümde yine aynı kalem oluyorsa ne yapıyorduk? Hocam uzunlukların eşitliğini yazıyorduk. Yazalım. Şimdi ne olacak? Burası yine 12 birim olacak. Ama tamamı 12 olacak. Şuraya kadar kısmı. Ondan sonra 16 birim şurası olacak hocam. 16 burası. Buraya kaç kaldı hocam? 4 kaldı. Şu şekli burada büyüteyim. O zaman arkadaş ben şurayı bulabilirim. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa. Burası da beta değil mi? Evet. Bak şurası 90. Burası da 90. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Şimdi benzerlikten sonuca ulaşabiliriz. Şurayı biz kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Dikkat dikkat. Beta'nın karşısı burada 4. Beta'nın karşısı burada 16. Hocam 1'e 4 oran var. Alfa'nın karşısı 12 ise alfanın karşısı burada da 3 mu olacak? Evet 3 olacak. 3, 4, 5 üçgeni. Süper. Bunun tamamı 16 idi. Yukarısı da 16 olacak buraya. 11 kaldı. Burası da 12. Yeşil bölgenin alanı isteniliyor. Burası da 90 ya. Şunu şöyle çizersen. Bir şu üçgenin alanı bir de bu üçgenin alanı deriz olay biter. Yani alan ne yapıyor o zaman? 11 çarpı 12 bölü 2 artı bak şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanında bir kenar 3 diğer kenar 16. 3 çarpı 16 bölü 2. O zaman bu 66 artı şu x de 3 kere 8 24 yaptı. Topladığımız anda kaç yapıyor arkadaşım? 90 yapıyor. Evet. Böyle de bir döndürme sormuşlar. Bak bu ne sorusu aslında? Şöyle baktığınız zaman dikdörtgen sorusu. Yani burada orijin morjin demeyebilir. Herhangi bir şekilde ABCD dikdörtgeni deyip A köşesi etrafında döndür der böyle. Köşegenine etrafına gelene kadar. Sonra kesişim bölgesinin alanı nedir diye sorar. Yani bu soruyu dönüşümde de sorabilir. Dikdörtgen içerisinde de sorabilir. Tamam. Yani dikdörtgen sorusu aslında bu. Ama döndürme konusunun içerisinde bir dikdörtgen sorusu. Evet güzel bir soru. Cevabı da ne bulduk? 90 bulduk. Geldik örnek 35'e. Dik koordinat düzleminde A 5'e 5 noktasının 1'e 2 noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesini bulunuz. Şimdi iki yolla bulacağım arkadaş bunu. Birincisi analitik düzlemi çizip ispat yardımıyla yapacağım bunu. 5'e 5 noktasını 1'e 2 noktası etrafında döndüreceğim. 1'e 2 noktası bak burası. 1'e 2'yi gösteriyorum şöyle. 5'e 5 noktası da neresi? 5'e 5 noktası da tam olarak şurası. Şimdi ben buradaki 5'e 5 noktasını döndüreceğim. Nasıl döndüreceğim? Şöyle döndüreceğim kardeşim. Hop şöyle döndüreceğim. 90 derece döndüreceğim. Artık buraya mı düşüyor? Nereye düşüyor? Ben cevap anahtarına da bakayım da sıkıntı olmasın. Evet 4'e eksi 2 oluyormuş. Aşağıya doğru düşüyormuş. Tamam. Bunu böyle döndürdüm. Hop şuralara bir yerlere gelecek değil mi? Bak şimdi dostum. Tam şey yapmadım ya o yüzden böyle şey yaptım. Ya ne derler? Düzgün bir şekilde göstermedim ya bunu. O yüzden böyle yaptım. Burası da 5'e 5 noktası. Şurası 5. Burası da 5. Şimdi ne yapacağız arkadaş? Bunu döndüreceğiz. Bu dönerken ne yapıyordu? Hocam şu şekilde dönüyor ya. Bu dairesel bir dönüş yapıyor böyle. Şunu da şu birbirine eşit değil mi? Evet. Bunların eşitliğini kullanacağım. Şimdi 5'e 5'i kullanalım. Arkadaş burada ispatı nereden olmuştu? Eş üçgenden olmuştu. O zaman burada arkadaş şunu şöyle çizecek olursak burada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Sonra bu noktanın koordinatları isteniyor. Şuradan da şöyle bir dik çizeyim. Dik çizdiğim zaman da buradaki noktanın koordinatlarını bulacağım işte şöyle. Şöyle koordinatlarını bulacağım. Şunu da şöyle sileyim. Şu da şuraya doğru gelecek. Şunu bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım bulalım. Hatta şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Buraya alfa diyelim. Beta üçgeni yok. Hop şunu da şöyle çizelim. Hocam şu uzunluklara bakalım. Şimdi şu üçgenlerde işimiz olacak bizim. Hocam bir şu üçgene bakacağız. Bir de şu üçgene bakacağız. İki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Şunu da yeşille göstereyim pardon. İki üçgen eş üçgen oldu. Uzunluklara bakalım. Hocam 2 ile 5 arası 3. O zaman burası 3 birim. Öbürü de ne? Öbürü de hocam 1 ile 5 arası 4 birim. Şurası toplamda 4 birim yap. O zaman bu iki üçgen eş üçgen olduğuna göre beta'nın karşısı 3 ise burada da beta'nın karşısı 3 yapacak. Şurası 3 birim olacak. Öbürü şurası da kaç birim olacak? 4 birim olacak. Sonra ne yapacağız burada? Hocam bu noktayı bulmaya çalışacağız. Bak şimdi. Şuraya kadarki uzunluğa bakalım mı? Bak 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 şuraya kadarki uzunluk. 3 birim burada. 1 birim de burada. Toplamda 4 yaptı. Apsisi 4. Sonra kaç birim aşağıda? Şuna bakıyoruz hocam. Şurası kaç birim? 2 birim. Burası da 2 birim. Toplam 4 birim bulmuştum. Buraya da 2. 2 birim de aşağıda. 4'e eksi 2 noktasını bu şekilde bulduk mu dostlar? Bulduk. Bu bizim birinci yolumuz. İkinci yol daha güzel. İspat tekniği bu tür sorularda kafanızı karıştırabilir. Biz böyle nokta döndürmesinde neyi biliyoruz? Orijin etrafında döndürmesini biliyoruz.
biliyoruz. O zaman bak şimdi. Bir tane noktamız var. 1'e 2 noktası var. Bir de 5'e 5 noktası var. Ben şimdi 5'e 5 noktasını 1'e 2 noktası etrafında döndüreceğim. Şu nokta etrafında döndüreceğim. O zaman ben şunu biliyorum. Orijin etrafında döndürmesini biliyorsam o zaman ben şurada düşünsene şöyle analitik düzlemde şunu alayım şuraya taşıyayım. Sonra nokta döndürmesini yapayım. Sonra yeniden analitik düzlemde o noktayı buraya taşıyayım. Yani bunu orijin yapayım. Orijin yapmak için buraya taşıdım. Buraya taşıdığımda burası bu oldu ya. En son yine geri taşım yapacağım. Yani şu dönüşümü yapacağım. Öteleme dönüşümü yapacağım. Şunu orijine taşımak demek ne demek? 0 0 yaptım. Apsisinden 1 çıkarttım. Ordinatından da 1 çıkarttım. Yani 1 aşağıya yani 1 sola 2 aşağıya getirdim. Burada da aynı şekilde. Apsisinden 1 çıkart. 4 ordinatından da 2 çıkart. 3 yaptı. Aslında şimdi neye dönüştü? 4'e 3 noktasını 0 0 noktasına göre döndürmeye dönüştü. Şimdi sen 4'e 3 noktasını 0 0 noktasına göre döndürdüğün zaman 4'e 3 noktası nerede arkadaşım? Hocam burada. Nerede döndür diyor? Saat yönünde döndür diyor. Ay burada hiç dikkat etmedik Allah'tan. Saat yönünde döndürmesi buraya denk geliyor. Saat yönü ters deseydi bak buraya doğru döndürecektim. Dikkat. Saat yönünde döndürdüğüm zaman hocam buraya gelecek. 4'e 3 noktası ne oluyor? 3'e 4 oluyor. Ama işareti ne oluyor? 4. bölgede olduğu için şurası eksi oluyor. Tamam. Ben şimdi ne yaptım? Bu 0 0 iken bu 4'e 3 iken döndürülmüş halini buldum. Şimdi ne yapacağım? Geriye doğru öteleme yapacağım. Ben normalde öteleme yaparken ne yaptım? Hocam bir sola taşıdım bunu. Yani apsisinden bir çıkarttım. Bunu da iki aşağı götürdüm. Yani ordinatından da iki çıkarttım ya. Tam tersi. Bir sağa iki yukarı götür. Yani şuna bir ekle. Buna da kaç ekleyeceğiz? İki ekleyeceğiz. O zaman yeni noktamız ne yapıyor? 4'e eksi 2 noktası yapıyor dostlar. Baştan alıyorum. Bak tekrar dikkatli bir şekilde dinle. Ben 1'e 2 noktasını 5'e 5 noktası etrafında döndürmek istiyorsam. Ben orijin etrafında döndürmeyi biliyorum. O zaman şuradaki noktayı orijin yapayım. Orijini öteleyeyim. Yani apsisinden bir çıkarttım. Ordinatından iki çıkarttım. Aynı ötelemeyi bunda da yap. Apsisten 1 çıkart. Ordinattan da 2 çıkart. Sonra 4'e 3'ü döndür. Döndürdüğün olan noktayı da tersine dönüşüm yap şimdi. Apsisten 1 çıkartıp ordinatından 2 çıkartmıştım ya burada. O zaman apsise 1 ordinatı da 2 ekleyeceğim. Apsise 1 ordinatı da 2 eklediğimde 4'e eksi 2 noktasını bu şekilde de buluruz. Ben genelde bu yolu tercih ediyorum. Genelde bu yol biraz karışıyor. Ama ispat tekniğinde bil. Bazen böyle şeyi de bulamayabiliriz yani. Ama bu garanti çözüm oluyor ya. Bu da garanti çözüm oluyor aslında. Ama iki yolu da gösterdim. İki yolu da bilsen iyi olur ama tercihim bu yönde olsun derim. Sonuçta aynı mantık. Orijin etrafında dönmeyi biliyorum. Orijine taşıdım. Döndürdüm. Sonra geriye doğru taşıdım. Bu kadar bitti kardeşim. Mantığı bu. Geldik buraya. Dik koordinat düzleminde A kökücü eksi 1 noktasının orijin etrafında saatin ters yönünde 120 derece döndürülmesi sonucunda elde edilen noktanın koordinatlarını buluruz. Arkadaşlar bir noktayı açısal döndürme olduğu zaman şöyle bir formül var. C, S, S, C. Bak C, S, S, C diye bir formül var. X, Y, X, Y. Sanırım bu eksi artıydı. Şu X eksi artıydı. Yani ne demek bu? Hocam X çarpı kosinüs alfa eksi Y çarpı sinüs alfa virgül X çarpı sinüs alfa artı Y çarpı kosinüs alfaydı. C, S, C, S. Ama bu bence formüllüsü çıkmaz karşımıza. İsterseniz bu formülü şöyle deneyin. Ama bak saatin tersi yönünde pozitif yönde açı. Bazen şöyle derler. Açı bak saatin tersi yönünde pozitif yönde açı verildiğinde kullanacaksın açıyı. Açımız burada 120. Eğer saat yönünde 120 demiş olsaydı saat yönünün tersinde 240 olacaktı. O zaman açın 240 derece olacaktı. Buna da dikkat et. Bu formülde o karışıklığı çıkıyor. Senden ricam şu iş bittikten sonra şuna CSSCL bu formülü yapar mısın? Tutuyor mu tutmuyor mu? Yorumlara da yaz. Yanlış hatırlamıyorsam CSSC'yi tam hatırlıyorum da şurası eksi burası artıyı hatırlamıyor gibiyim. Çünkü ben de hiç kullanmıyorum bunu. Ama büyük ihtimal burası eksi burası artıydı. CSSC diye böyle bir formül var. Eksiye artı oluyor diye hatırlıyorum. Yap bakalım doğru mu çıkıyor? Yoruma da yaz lütfen. Tamam. Yorumda gören arkadaşlar da doğru deyip arkadaşına da güvenmesin. Yapsın. O da herkes yapın yani. Yapın. Ne yapacağız hocam burada? Böyle açısal döndürmelerde genelde güzel döndürmeyi verir ÖSYM. Yani eskiden olsa tamam bu formül müfredatta geçiyordu falan filan. Şimdi ben görmedim müfredatta falan. O yüzden bunu kullanmazlar. Ne yapacaksın? Basit bir şekilde değil de analitik düzlemi çizeceksin yine. Bak bu kısım soruda çıkar gerçekten. Analitik düzlemi çiz. A eksi köküçe 1'i belirle. Hocam eksi köküçe 1 burada. Bilindik noktalar olur. Ya eksi köküçe 1 ya 1'e 1 ya 2'ye 2 nokta noktası gibi noktaları döndürürler. Sebebi ne biliyor musun? Ya böyle özel açı yani kesinlikle özel açı oluşturacak noktaları döndürdüler orijin etrafında. Niye? Burası bak eksi köküçe. Burası 1 ya. Sen şimdi buradaki noktayı orijin etrafında döndüreceksin ya. Bunu orijine bağladığın zaman bak şimdi. Hocam burası 1 birim, burası köküç birim. Ana 30 60 90 üçgeni çıktı. Sen bunu döndür kardeşim. Ha buradaki 2'ye 2'yi döndür deseydi mesela 2'ye 2'yi döndürme de 135 derece döndür derdi mesela. Hadi 135 derece döndürmeyi de bu soru daha sonra yapalım istersen. Şimdi biz bunu döndürelim. Saatin tersi yönünde kaç derece? 120 derece döndürelim. Hocam 120 derece döndürürken dikkat. 30 derece döndüğünde buraya geliyor. Ondan sonra 90 derece döndürürsem buraya geliyor. Yani 30 artı 90 120 yapıyor. Haydi bakalım döndürüyoruz. Şuradan hocam
hocam hop 120 derece döndürdüğümde tam olarak buraya geliyor. İşte bu nokta isteniyor bizden. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Eşit. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı da 2. O zaman burası da 2 olacak. Bak 120 derece dönmüş hali buraya denk geldi. 2 birim aşağıda ne yaptı? 0'a eksi 2 noktası yaptı. Ha hocam 120 değil de belki 150 derece döndür derdi. O zaman 150 döndür deseydi hocam buraya kadar 120 oluyor. Bir 30 derece daha döndürdür. O zaman buraya gelir. O zaman burası 30 derece olurdu. Buradaki noktanın koordinatını bulurduk. Şurası kaç birim? 2. Burası da 2 birim. Hemen şuradan çizerdim böyle. Burası 60 derece olurdu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3. Hocam 1 birim sağda, kök 3 birim aşağıda. O zaman 1'e eksi kök 3 noktası olurdu. 150 derece dönmüş hali de bunun. Şimdi bunu da 135 derece değil de kaç derece döndürelim? Bir daha 45 derece. 45 derece mi yapalım? 135 derece. 135 derece döndürelim bunda. 45, 45, 90, 135. Hadi 135 döndürelim. Şimdi bunu da 135 derece döndürecek olursak. Bu da ekstradan yazdığım bir soru gibi düşün şimdi. Hocam bunu buraya bağladım. Bunu buraya bağlayınca bak ne çıktı? 2'ye 2. 45, 45, 90 üçgen çıktı. Ben bunu 135 derece döndürecek olursam döndüreyim. Hocam 45 derece döndürsem buraya. 90 derece döndürsem 135. Buraya denk geliyor. Gördüğün üzere. Ya da 135 değil de 225 derece diye bilir. Bir 90 daha döndürsen o zaman buraya denk gelir. O zaman biz 135 dedik buraya gelsin. O zaman 2, 2 ise burası 2 kök 2 yapar. Bunlar birbirine eşit olacak. 2 kök 2 o zaman 0'a eksi 2 kök 2 noktası olurdu. Yani dikkat et. Bunu bir daha göstereyim ben. Şuradaki şeyi 30 derece değil de yani 120 derece değil de ne dedik? 150 dedik. 150 de demeyelim. 150 de demeyelim. Mesela ne diyelim? Hocam 210 derece döndür derse. 210 derece. O zaman döndürelim. 30 derece dönerse burası. 120 derece dönerse burası. Bir 90 derece daha dönerse ne yapıyor? Bir 90 derece daha dönerse bak 210 yapıyor. 210 değil de 240 derece deseydi bir 30 derece daha döndürecektim. O zaman buraya gelecekti. O zaman burası 30 derece olacaktı. Buradaki uzunluk 2 birim olacaktı. Çek buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 2, 30'ın karşısı 1. Burası kök 3. O zaman da noktamız kök 3'e 1 noktası olacak. Kaç derece döndürdüm ben burada? 200, 180 artı 60, 240 derece. Evet 240 derece dönmüş halde bak mesela bu yapıyor. İşte döndürmeyi bu şekilde sorabilir. Yani formülü de sen bir uygula bakalım. Gerçekten bu çıkıyor mu? Ama CSSC formüllüsü çıkacağını da çok zannetmiyorum. Haberin olsun. Evet her türlü soruyu hallettik arkadaş. Böylelikle bu işi de hallettik. Ne kaldı? Çember analitiği kaldı. O zaman bugünü bitirdik. Gelelim şuraya. En zevkli gün. En zevkli günün en zevkli anı. Yani geldik şuraya arkadaş. Hadi bakalım. Şurada kalemimizi de şöyle büyütelim. Şuraya bir tiki atalım artık. Attık mı tiki? Tamam. Bitti. 41. günde bitti. Hemen geldik şuraya. Şuraya da bir tik atalım. Hocam 41. gün bitti. Ödevimiz var. Soru bankasından. Nerede soru bankası? Orada. Soru bankasında 210 ve 219. sayfalar ödev. Bunu unutma. 41. günde bitirmiş bulunuyoruz. Hatta şöyle baktığımız zaman da dönüşüm geometrisi bitmiş oluyor. 21. hafta bitti gençler. Kaldı 4 haftamız. Çok az kaldı. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. Yani bir sonraki gün. 42. günde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.